İlk sunum, bugünkü sunum, restorasyon sürecinde doğal taşların köken araştırmaları, Metropolis Antik Kenti Sütah Duvarı uygulaması, Torbalı İzmir. Sunumu Ramazan Hacı Mustafaoğlu gerçekleştirecek. Kendisini sahneye davet ediyorum. Murat Kuşoğlu, Hakan Elçi, Eti Akyüz Levi ve Sacit Özer diğer sunumu hazırlayan kişiler. Buyurun. Kullanılacak olan doğal taşların ölçülendirmeleri yapıldı. Onda
Profesör Eti Hoca bu çalışmaları yaptı. Hangi ölçülerde, hangi adet bloklar kullanılacak? Bunların kesin çalışmaları yapıldı, çizimleri yapıldı. Daha sonra arazi çalışmalarında önceden de bildiğimiz antik ocaklar var. Kaplancık'ta bir antik ocak, hali hazırda şu anda mevcut olan bir ocak. Belirli civarındaki ocaklar var. Yine beyaz, siyah, renkli olan kristalin ocaklar ve Ödemiş civarında bulunan kristalin mermer ocakları var. Bu ocak çalışmaları yapıldı. Bu ocaklarda numune belirleme, numune alma çalışmaları yapıldı. Burada Kaplancık Ocağı'nı görüyoruz. Kaplancık Ocağı'ndaki en alt sağ köşede bulunan antik bir malzemeyi görebiliyoruz. Antik bir ocak olduğunu buradan tespit edebiliyoruz. Belevi'deki sahada çalışmalar yapıldı. Burada da bir antik ocak, Belevi antik ocak. Daha sonra Ödemiş'teki sahada çalışmalar yapıldı. Buradan örneklendirmeler yapıldı. Belevi civarında, Ödemiş ocağında yine çevresinden farklı örnekler stoğa duvarında kullanılmış olma ihtimalini düşünerek farklı sayıda, çok sayıda örnekler belirlendi, toplandı. Ve bu kullanılan, aldığımız malzemelerden stoğa duvarındaki yüzey işlem test çalışmaları yapıldı. Daha sonra finansal analiz çalışmaları yapıldı. Finansal analiz çalışmalarında görüntü analiz yöntemiyle kristal boyutlarının tespiti çalışmaları yapıldı. Petrografik analizler çok detaylı, çok sayıda ince kesitli örnekler üzerinde petrografik çalışmalar yapıldı. Burada görüyoruz, böyle bir şey ait, kaplancı ait, belirliğe ait örneklerin kesitleri. Yukarıda da birinci tip dediğimiz beyaz renkli kristalin mermer türü ve ikincisi de gri beyaz olan stoğa duvarına ait mermer örneğinin karşılaştırması yapıldı. Daha sonra bunların tablolaştırıldığı bir kısmını buraya koyabildik. Her bir sahaya ait incelemeleri, sonuçları tablolaştırıldı. Burada daha önceki yapmış olduğumuz bir çalışmada kristalin mermerlerin kristal boyutunu belirlemek için bir sınıflandırma çalışması yapmıştık. Oraya atıf yaparak buradaki stoğa duvarında kullanılan kristalin mermerlerin kristal boyutlarını tespit ettik. Daha sonra fiziksel özelliklerde yoğunluk ve gözlemcilik karşılaştırması yapıldı. Kimyasal analizlerde kimyasal analiz sonuçlarını karşılaştırmaları yapıldı. Burada Yenirvan'dan, Yenirvan'dan sunduk. Hem bilgisayar hem atomik absorpsiyon analiz çalışmaları yapıldı. Çok sayıda yapıldı ve ancak bunu görebildik. Daha sonra PSRF atomik absorpsiyon karşılaştırmasını yaptık. Ve bütün bu analizlerle izotop analizleri sonucundan uygun olan tas seçimini yapmaya yöneldik. Dolayısıyla stoğa duvarında, metropolis stoğa duvarında kullanılan kristalin mermer türlerinin daha çok Kaplancık ocağında olduğunu tespit ettik. Ve daha sonra malzeme tedariki için öncelikle ham olarak malzeme blok tedarikleri yapıldı. Bunlar atölyede kalibre edildi. Birebir ölçülendirme yapıldı. Ve daha sonra bunlar sahaya taşınarak sağdan montaj işlemleri başladı. Alt tarafta gördüğünüz alt şekilde bir bölüm restorasyon yazan kısmı yapılan kısım, yani kullanılan bizim seçtiğimiz doğa taşları kullanılan kısım, diğer taraf orijinal kısım çok yakın bir birbirine yakın bir restorasyon düzenlemesi oldu. Bunlar en son şu anda bir hafta önceki fotoğrafları son hali yapılmış olan stoğa duvarında
ve sonuçta da önceki hali Stradivari'nin metodoliste ve sonraki hali bu şekilde tamamlamış olduk. Çalışmayı bu şekilde tamamlamış olduk. Tabii bu çalışma kapsamında çok sayıda kişi çalıştı. İnterdisipliner bir çalışma proje içerisinde jeoloji mühendisleri, malzeme meteoroloji mühendisleri, mimarlık restorasyon bölümünden, Almanya Tassent merkezinden dolayısıyla çok interdisipliner bir çalışmayla amatör ruhla ama bilimsel metotları kullanarak bu şekilde projeyi sonuçlandırmış olduk. Dolayısıyla projeye katkı koyan bütün herkese, belki en az benim katkım vardı. Bütün herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Dinlemeniz hareketini gösterdiğiniz için de size de teşekkür ediyorum. Sayın konuşmacıya çok teşekkür ediyoruz. Vaktini çok iyi kullandığı için. Eğer soru sormak isteyen varsa bir soru alabiliriz sayın konuşmacılardan. Buyurun hocam. Şimdi sayın konuklar, bu projede ben de yer alıyorum aslında. Osman Torbalı Meslek Yüksek Okulu'nun yönünü yapıyordum. Almanlarla birlikte bu çalışmayı yaptık. Büyük keyifle, arzuyla bu projeyi götürdüm. Aslında zaman zor olduğu için Ramazan hocamız daha kısıtlı konuşmadım. Daha birçok veriler var. Bir 15 dakika daha olsa başka türlü anlatacak ama zannediyorum ki hedefine ulaştı. Çok güzel anlattı. Ben Ramazan hocaya ve ekipte özellikle Hediye hocamıza, İtihar Pizli'deki hocamız çok katkısı vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ramazan hocanın tevazi davranında hayır, çok büyük emeği vardır. Onu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ramazan Hüseyin teşekkür ediyoruz. Ben İtihar Pizli'deki hocamı da buraya davet ediyorum. Çünkü tüm katılımcıların katılım belgeleri var. Çok sevgili hocamıza ben vermek istiyorum. Dakika boş verir misin dedi. Ramazan hocam ben geldim. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yüzeyde dolaştık. Yüzeyi tanımladık. Ama şimdi ben sizi yerin altına sokacağım. Mağaralar konusunda çalışacağız. Bu bilgiyi uzun yıllar, yaklaşık 40 yıldır Türkiye mağaraları konusunda yaptığımız çalışmalardan bir devam etmişliğinde olacak. Aslında süre olarak çok kısa ama sadece buradaki arkadaşlarımızın hepsi mağaranın ne olduğunu bildiğinden dolayı ana başlıklar halinde yapacağız. Evet. Şimdi birçok kişi mağarayı biliyor ama genel anlamı tanımlayacak olursak herkes mağaraları karanlık ortamlar, onlar da cezalandırma ortamlar, mutlak karanlığın olduğu, korkunç, tehlikeli yerler olarak. Ama hiç aslında dedi, ben 40 yıldır mağaraları çalışıyorum, şunu açıklıkla söyleyeyim, mağaraya girdiğim zaman ben kendimi rahat hissediyorum. Acaba diyorum, şey mi, tür mü değiştiriyorum ki, mağara ortamına mı odaklı olmaya başladım? Gerçekten mağara için insanın hayal gücünü zorlayacak derecede güzel olan farklı renkli desenlerde canlı ve cansız varlıklardan oluşuyor. Neticede mağara dediğimiz olay
taş ve suyun bir mucizesi. Taş ve suyun evliliğinden doğan bir mucize. Burada yerin altındaki, bir yerin altındaki boşluklar olarak tanımlıyoruz ve herkesin aklında farklı bir uzunluk kavramı var. Farklı bir büyüklük kavramı var. Bilmediğinden dolayı. Burada bir iki örnek vermek istiyorum. İşte dünyanın en uzun mağarası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mammut Mağarası. Mevcut daha sonra ulaşılamadı. 580-590 kilometre toplam uzunluğu.